Merhabalar değerli dostlar. Şu anda Topkapı Sarayı içerisinde Harem'in önünde bulunmaktayız. Harem kısmında normalde kullandığınız müze kartı geçmemekte. Türk vatandaşların 35 TL, yabancı vatandaşlara ise 70 TL ile ekstra ücretle Harem'i gezebiliyorsunuz. Topkapı Sarayı gezimizin ikinci bölümünde sizler için sarayın en çok merak edilen bölümü olan Harem'i geziyoruz. Divan meydanından açılan arabalar kapısından içeri girdiğimizde bizleri ilk olarak Kara Ağalar Taşlığı karşılıyor. Kara Ağalar genellikle Habeş kökenli siyahi kişilerden seçilirdi. Kara Ağaların görevleri harem kapılarında nöbet tutmak, giriş çıkışları kontrol etmek ve dışarıdan içeriye kimseyi sokmamaktı. Harem, Arapça'da girilmesi yasak olan mahrem kelimesinden, yasak anlamına gelen haram kelimesinden gelmektedir. Harem aslında sanılanından daha öte disiplinli bir eğitim merkezidir. Harem, padişahın ailesiyle beraber yaşadığı özel sosyal yaşam alanıdır. Haremde bu bölüm cariyeler ve kadın efendilere ayrılmıştır. Cariyeler harem içerisinde sıkı bir eğitime tabi tutularak din eğitimi, dil eğitimi, dikiş nakış, çalgı çalma gibi eğitimler verilirdi. Oğulları padişah olarak tahta çıkan kadınlar valide sultan unvanını alır ve valide alayı denilen büyük bir törenle Beyazıt'taki eski saraydan Topkapı Sarayı'na gelirlerdi. Padişahın tahttan inmesi veya ölümü halinde Valide Sultan mahiyetiyle birlikte Beyazıt'taki eski saraya yani Gözyaşı Sarayı'na geri dönerdi. Mahremiyet anlayışının mimariye yansıdığını da görüyoruz. Yüksek duvarlar ve yüksek pencereler. Hünkâr hamamında bulunan demir kafesli bölüm, padişahın yıkanırken suikasta uğramaması için tasarlanmış. Hünkâr hamamı, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Muazzam bu geniş daire, hünkâr sofası. Hanedanın toplandığı, eşleriyle yemek yediği, eğlenceler düzenlediği, düğün ve bayramlaşma gibi törenlerin yapıldığı yer. Özellikle Valide Sultan ve kadın efendilerin oturarak zaman geçirdiği bu mekana hayran olmamak elde değil. Padişahın özel dairesi olan Haso'da klasik Osmanlı mimarisinin en seçkin örneğidir. Duvarlarında mavi zemin üzerine ayetel kürsi kuşağı dolanır. Rivayetlere göre
padişahın altın saçtığı o meşhur altın yolla ikinci videoyu sonlandırıyorum. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.